daima mansur ol zafer eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Bu günü beş defa minarelerden okuna... مغضوب عليهم Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi Merkez Camii ve Kurtlu Çeşme'nin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Son derece mutluyuz. Allah'ın evinin düzenlenmesinde katkımız oldu. Emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası tarihi bir cami. Bu tarihi camiye layık olacak şekilde itina gösterdik. Ve güzel bir camimizi daha güzel bir hale getirmeye çalıştık. Burada büyük ustalarımız da buna büyük önem verdiler. Ve güzel bir eserin devamını sağlamış bulunuyoruz. Allah'a hamdolsun. Tabii Kestane Köyü bizim için önemli. Adından da anıldığı gibi ben biraz da işin öbür boyutuna da girmek istiyorum. Fındığa alternatif olarak kestaneye de ağırlık verelim istiyorum. İnşallah güzel çalışmaları da burada yapmış oluruz. Kurtlu Çeşme'de tarihi bir mekan. Buraya da güzel katkılarımız olacak. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Doğalgazla ilgili de, Gülyalı'nın doğalgazı ile ilgili de bakanlığımıza müracaatımızı resmen yaptık. O da hayırlı olur inşallah. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Bu güzel mekanda daha huşu içinde güzel hizmetleri de ibadetleri de bize nasip etsin. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu güzel günde, bu güzel havada, yazdan kalma bir havada sizlerle beraber Gülyalı'nın Kestane Köyü'nde birlikte olmaktan, bu tarihi caminin yeniden onarılarak açılışa şunu yapmaktan, ibadete açılmasından dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Ben de emeği geçen bütün kardeşlerimize, valiliğimize, Büyükşehir Belediye'mize ve emeği geçen tek tek bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Köylerimizde de camiler öteden beri milletimizin bir araya gelmesine, gönüllerinin birleşmesine, adı üstünde cem eden, toplayan, bir araya getiren bir mekan, bugün bu cumada bir araya getirdiği gibi bizi her zaman bir araya getiren kutsal bir mekan. Cami bu özellikle toplumsal hayatın merkezinde olan bir yer. Hatta Anadolu'da cami sadece ibadet edilen bir yer değil, aynı zamanda o mekanın insanların bir araya gelerek hemhal oldukları, hasbihal ettikleri, ihtiyaçlarını giderdiklerini, efendim zenginlerin yoksullara bir şekilde yardım ettiği, varsa çevreyle ilgili bir takım yeni işlerin yapılacağı, onların konuşulduğu, istişare edildiği bir yer olarak hep var olmuştur. Dolayısıyla muhtemelen bu Kestane Camii'nin de geçmişe ilişkin nice hatıraları, nice hikayeleri vardır. Yaşı büyük olanlardan, müsait olanlardan da bunları dinlemişsinizdir. Ben bu caminin gerçekten burası için, bu köyümüz için, bu yerleşim bilimimiz için, Gülyalı için, Ordu için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizleri birleştirmesini, gönüllerimizi, zihinlerimizi birleştirmesini temenni ediyorum. Elimizden isterim indirmek isteyenlere fırsat verme. Bu ülkenin bu topluluktan razı ol. Dualarını, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Geçmişlerine geçmişler rahmet eyle. Bismillahirrahmanirrahim.